Münevver Karabulut'un katili Cem Gariboğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği yıllardır tartışma konusu. Karabulut ailesinin mezarı açtırma talebi defalarca reddedilmişti. Şaşırtan bir gelişme oldu sevgili seyirciler. Bu kez Cem Gariboğlu'nun babası Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak oğlunun mezarının açılmasını istedi. Cem Gariboğlu'nun öldüğüne inanmıyor musunuz? Ben inansam sokaktaki insan inanmıyor. Görenler ölmedi, kaçırıldı diyorlar. Kızımı katleden caninin mezarı açılsın dedi. Birçok başvuruda bulundu. Reddedildi hepsi. Bu kez de şaşırtan bir başvuru geldi. Katil Cem Gariboğlu'nun babası başvurdu. Mezar açılsın dedi. Cem Gariboğlu'nun babası da dosyaya bir dilekçe sundu. Biz de açılmasını istiyoruz. Kamu vicdanı rahatlasın. Biz de bu soru işaretleriyle yaşamak istemiyoruz denildi. Ben hukuken fiilen artık açılması gerektiğini düşünüyorum. Kamu vicdanının rahatlaması için mezarın mutlaka açılması gerekir. Münevver Karabulut'u katleden Cem Gariboğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. Ancak Karabulut ailesi öldüğüne inanmıyordu. Mezarını açtıracağım. Cennet'in mezarını açtıracağım. Karabulut ailesinin talepleri reddedildi. Fakat bu kez de Cem Gariboğlu'nun ailesi harekete geçti. Gariboğlu ailesinin verdiği o dilekçede Mehmet Nida Gariboğlu ile ilgili olayın üzerinden geçen zamana rağmen acısının küllenmesine izin verilmediği, gerçek dışı ithamlarla toplumda yanlış bir algı oluştuğu ve bu nedenle ailenin de cezalandırıldığı belirtildi. Sonuçta başsavcının takdirinde, yani hukuken başsavcılık açılması da açılmaması noktasında da karar verebilir. Buradaki takdir hakkı başsavcılık makamının. Cem Gariboğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağı ile ilgili karar önümüzdeki günlerde belli olacak.